Yarım tarafı yok. Bakın, şurada parça var, şurada parça yok. Dolayısıyla burada boşluk kaldığı için yağ buradan süzülüyor. Evet. Arızamız bu arkadaşlar. Nokta atışını burada yapıyoruz. Tam 12'den vurduk şu an. Olay burada yeni ibaret. Gördüğünüz gibi şurada bir parça olması lazım. Şunun gibi bu bölümde. Maalesef yok. Silikon da burayı tam kapatmıyor ve buradan hop aşağı doğru süzülüyor. Ne yapmamız lazım? Normal şartlarda bu arka krank keçesi değişmesi lazım. Bu kavutçuğu gelmiyor ama bir formül yapacağız. Burayı doldur. Selamünaleyküm. Formel Motors'un değerli takipçileri, değerli aboneleri, herkese cumartesi gününden merhabalar. Yeni bir aracımız Kartal tarafından bizlere ulaşıyor. Seat Ibiza 2000, 2013 model 5'leri. Aracımız kilometresinde paylaşayım. 60 bin küsürde, 59 bin doğru mudur? Evet, yol yapmayan kilometre cimrilerinden birisi. Aracımızda daha evvelinde mazisi bayağı geniş. Araçta birçok işlem yapılmış. Kartel değişmiş, efendime söyleyeyim. Kartel sıfır orijinal takılmış. Karteldeki yağ kaçağı için bu işlemler yapılmış. Şimdi aracımıza normalde biz periyodik bakım olarak randevu vermiştik ama altta bir yağ kaçağı var değerli dostlar ve müşterimiz bu konudan bayağı muzdarip. Arabayı aldığından beri bu kartelin yağ kaçağıyla uğraşıyor. Şimdi fazla lafı uzatmadan aracımızın herhangi bir işlemini yapmadan aracı kaldıracağız ve alttan bir kontrol yapacağız. Gerekirse bugün kartelini sökeceğiz. Bakalım nedir ne değildir sizlerle beraber görelim. Araçta baskı balata olsun, işte trigger olsun, akü, şardunama vesaire hepsi yapılmış ki şöyle araç kartel yağ kaçağı için götürülüyor. Şanzıman yağ kaçağı. Şanzıman mı? Önce şanzıman dediler, evet. Evet. Şanzıman yağ kaçağı için götürülüyor değerli dostlar. Orada bir karışıklık oldu. Fakat kartelden sonra mı tekleme şikayetim vardı? Evet. Kartel işleminden sonra araçta hiç olmayan bir tekleme oluyor. Yani al ver al ver sanki araç bir yerden hava yapıyor gibi. Müşterimiz tam bir hafta bu arızayla uğraşıyor. En son bir şekilde çözülüyor ama ne için çözüldüğü onu da müşterimiz dahil bilmiyor. Yani serviste tam bilgi verememiş. X bir özel servis değerli dostlar. Aracın işte aküsü, işte şarjınama, işte trigger vesaire her şey yapılmış ama bu al ver muhabbeti, bu kartel yağ kaçağından önce yokmuş. Yağ kaçağı yapıldıktan sonra bu meydana gelmiş. Enteresan bir durum ve sonuç neticede paylaşılmamış. Şimdi aracımızı bir kaldıralım. Alttan karteli sizlerle beraber görelim. Evet. Kartelimiz gördüğünüz gibi sıfır. Orijinal kartel. Logoyu görebiliyoruz. Ve aracımızın yağ kaçağı şu bölümde bakın. Seyyarı şöyle tutayım. Hatta şöyle yapalım. İki tane cıvatanın üstünde zaten yağ kaçağını görebiliyoruz. Buradan süzülüyor yağ şanzımanın arasından. Burada zaten şöyle bir sac var. Bakın. Paylaşalım hemen. Zaten şöyle bir sac var. Sacın arasından yağ yere damlıyor arkadaşlar. İki tane cıvatamızda olay gözüküyor. Ve bir de aksın dibinde yağ kaçağı var. Bu aksın keçesiyle ilgili işlem oldu mu? O da oldu. Sağ aks iç keçe orada mı oluyor? Evet. Sağ aks iç keçe bu. Evet doğru. Burada da işlem olmuş fakat burada da yağ kaçağı var. Ama nedir ne değildir bir göreceğiz arkadaşlar. Manifoldun üstünde de bir şeyler gözüküyor terleme bazında. Şimdi ilk olarak bizim önceliğimiz kartel. Çünkü bugün yetiştirmemiz lazım karteli. Müşterimizin de mesafesi, yolu, ikameti çok uzun. Dolayısıyla yardımcı olacağız. Hemen yağını açalım ve karteli kontrol edeceğiz değerli dostlar. Kartelden ziyade bir de bu arka krank keçesi de değişmiş. Arka krank keçesinde de problem olma şansı yüksek. Ama ilk olarak şu an gözüken cıvatanın diplerinden yağ kaçağı cıvata kabasına inmiş. Sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar. Zaten bu durumlarda şöyle yapıyoruz. Diyelim bu aracın hiç işlemi olmadı. Kartel sökülmedi, krank keçesi sökülmedi. Böyle bir yağ kaçağını gördüğümüzde ilk olarak zaten karteli söküp karteli onarıyoruz. En son yine yağ kaçağı devam ederse krank keçesine müdahale ediliyor değerli dostlar. İşlem süreç bu yönde ilerliyor. Çünkü en basit, en kolay işlem kartel. Çünkü buradan arayı göremiyoruz. Çünkü bakın.
Gördüğünüz gibi arada volant olduğu için burayı görme şansımız yok. Sadece kamerayla görme şansımız var. O da tam gösterir mi bilmiyorum. Motorun için izlediğimiz bir kameramız vardı. Şimdi bakıyoruz, inceliyoruz ve işlemi... Evet değerli dostlar, kartelimizi ayırıyoruz. Şöyle dip köşelere tut. Ustacım, kardeşim gel böyle. Evet, silikonlardan ayırıyoruz. Silikon deryası. Kartelimiz. Hoppa. Olsun, altta şeyimiz var. Burada yok. Şöyle bu tarafları göster, şöyle aşağı doğru. Şöyle bak, nokta atışı yapacağım. Seyyara doğru tut. Odakla. Şimdi hepsine geleceğiz arkadaşlar. Hepsini paylaşacağız. Bir saniye ben kamerayı alayım. Karteli arkadaşa veriyorum ve devam ediyoruz. Şöyle bir dakika. Dur bir dakika. Aşağı doğru indir yavaşça kutunun içine. Kutunun içine koy ya, yağ damlaması. Kutunun içine doğru koy. Dikkat et, kafanı çek hemen. Kafana yağ gelecek. 10 numara. Tamamdır. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi aracın kartelini söktük. Sıvı contayı şöyle bir alacağız. Bir tornavida alabilir miyim? Şuradan tornavida. Siz sıvı contalı işlemleri seversiniz. Evet. Gördüğünüz gibi. Oo, yapışmış. Sıvı conta ben buradan çıkmam da diyor. O derece. 0 orijinal kartele sıvı conta işlemi aslında güzel ama bu kadarı fazla. Gerekirse bu araca conta bile kestirebiliriz değerli dostlar. Ama şu konum önemli, yani şu alt krank, pardon, arka krank keçesinin şu alttaki lastiği önemli. Bunu bir kontrol edeceğiz. Çünkü yarım tarafı yok. Bakın şurada parça var, şurada parça yok. Dolayısıyla burada boşluk kaldığı için yağ buradan süzülüyor. Evet. Arızamız bu arkadaşlar. Nokta atışını burada yapıyoruz. Tam 12'den vurduk şu an. Olay burada yeni ibaret. Gördüğünüz gibi şurada bir parça olması lazım. Şunun gibi bu bölümde. Maalesef yok. Silikon da burayı tam kapatmıyor. Ve buradan hop aşağı doğru süzülüyor. Ne yapmamız lazım? Normal şartlarda bu arka krank keçesi değişmesi lazım. Bu kavuççuğu gelmiyor ama... bir formül yapacağız. Burayı doldurabilirsek iyi olur. Biraz dondururuz en azından sıvı contayı. Sonrasında tekrar contasını çekip işlemi sonlandırırız. Bu bölümden geliyor arkadaşlar. Bu kadar net. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Kesin. Müdürüm, ilk önce arka krank keçisi mi yapılmıştı? Kartel mi yapılmıştı? İlk bu yağ kaçağında aks keçisi değişti. Ondan sonra şeye gidildi. Şanzımana gidildi. Şanzımandan sonra en son kartelden damlatmaya tamam. Başladı. Şimdi olayı şöyle özetliyorum değerli dostlar. Yani gelecek bölümün özetini veriyorum sizlere. Arka krank keçe değişmiş bu aracın. Sonrasında kartel sökülüp temizlendiği için burayı büyük ihtimal kazımışlar. Ve buradaki parça kopmuş. Koptuğu için de maalesef bu yağ kaçağı bu şekilde devam etmiş. Bu kadar net. Yani kesin %1 milyon. Eminim yani. Çünkü orada bir lastik olması lazım. Ve devam ediyoruz. Kartelimizde gördüğünüz gibi. Hatta şu bölümlere bakıyorum. Yok. Burada da yok o kavuççuk. Detaylı bir şekilde temizleyeceğiz. Orayı dolduracağız ve kapatacağız arkadaşlar. Çiçek gibi olacak. Allah izin verirse daha da kaçırmayacaktır ama conta kestirmeyi hesaplıyorum. Lakin conta kestirsek bu gördüğünüz lastik yüksek kalacak. O yüzden sıfıra sıfır bir yüzey olmaz. Burası normal şartlarda şu bölüm buradan yüksek kalıyor. Bir formül yapacağız. Kartel temizliğimizi yaptık. Şöyle paylaşayım. Son kez şu çevre olan bölüme bezle geçeceğiz ve kartelimizin montajını gerçekleştireceğiz. Aracımızın bloğun olduğu bölümde, yani kartelin oturduğu yerlerde oyuklar var. Şöyle paylaşayım. Aynı şekilde şu bölümde ya keski çekiç bir şey kullanılmış.
Onu sıvı contayla kapatacağız. Bir de şöyle bir formül yaptık. Bakın. Böyle paylaşayım. Şu gördüğünüz kavurçukla aynı boyda bir basamak yaptık oraya sıvı contadan. Dondurduk şu an. Bu iş görüyor. Ve kolay kolay da kaçacağını zannetmiyorum. Bunu yapmasak aracın şanzımanını sökeceğiz. Arka krank keçesi değişecek. Şu an en müsait, en uygunu bu şekilde. Çözeceğini umuyorum ve çözecektir Allah'ın izniyle. İşimize güveniyoruz Allah'a şükür. Şimdi buranın temizliğini yapıyoruz. Kartelimizin aynı şekilde temizliğini yaptık. Bir saniye. Şu kartelimizi göstereyim. Aynı şekilde kartelimizin temizliğini yaptık ama şu bölümler maalesef çok zor kazınıyor. Önemli olan şu oyukların tam detaylı bir şekilde çıkması. Buralarda sıvı conta çalışacağı için güzel bir şekilde montajını yapacağız ve yaklaşık 4-5 saat, normal şartlarda akşamdan sabaha bırakıyoruz ama yaklaşık 4-5 saat motor yağını koymadan donacak arkadaşlar. Taş gibi olması lazım. Sonrasında Allah'ın izniyle akşam üstüne doğru yağını koyacağız ve inşallah daha da kaçırmayacaktır. Şimdi şuraları bir inceden bir daha geçiyoruz. Sonrasında sıvı contamızı çekip kapatacağız. Fren sıvı değişim işlemine geçtik. Aracımızın kartel silikonu şu an donuyor. Biz de zamanı değerlendiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi fren sıvı işlemini başlattık. Ve aynı şekilde benzin filtresini de söktük değerli dostlar. Uzun süredir değişmemiş Ufi marka. Ufi genelde orijinalde çıkıyor. Zaten şöyle logoyu da görebilirsiniz ama tarihi göremedim. Üstünde yazmıyor. Şöyle sizlere paylaşayım. Kartelimizi taktık. Silikonun donmasını bekliyoruz tamamen sıvı contanın. Sonrasında alt tarafı kapatacağız şanzıman yağımızı. Kontrol ettik, şöyle paylaşayım. Şanzıman yağımızın durumu güzel. Herhangi bir problem yok. Direksiyon pompamız burada. Ön frenlere de geleceğiz arkadaşlar. Ön frenlerin durumu iyi ama buradan fren sıvı değişim işlemi olacak. Ve buraları komple yıkayacağız. Aracın kartelin olduğu bölümü, özellikle şu üst tarafı. Buraları yıkayacağız komple ve takipte kalacağız. Eksilme var mı yok mu? Çünkü şöyle paylaşayım. Traverse'e kadar motor yağı mı, işte atıyorum şanzıman yağı mı vesaire anlayacağız. Aksın dibinde yağ var ama motor yağının, süzülen yağı rüzgarla aksın oraya kadar gidebiliyor maalesef. Gördüğünüz gibi bu taraf ıslak traversin, bu tarafı kuru. O yüzden takipte kalacağız. Detaylı bir şekilde temizleyeceğiz. Şimdi fren sıvı değişim işlemi bitsin. Aynı esnada benzin filtre montajını da yapacağız. Ve alt tarafın temizliğini yapacağız. Sonrasında alt muhafazayı kapatıp aracı indireceğiz. Buji değişimi olacak. Ateşleme bujisi. Antifriz değişimi olacak. Detayları kaçırmayın. Yavaş yavaş toparlıyoruz değerli dostlar. Dediğim gibi yaklaşık 3-4 saat. Yani normal şartlarda yarım gün, bir gün donması lazım kartel sıvı contasının ama şu an araç akşam kartala geri döneceği için akşam saatleri, yani 4-5 saat maksimum kalacak inşallah. Ya kaça olmayacaktır umarım. Şimdi fren sıvı işlemi sol arkadan başladık. Sağ arka, sol ön, sağ önde bitireceğiz. Birazdan da benzin filtre montajını gerçekleştireceğiz. Seat aracımızın motor yağ dolum işlemi kaldı bir tek. Şöyle hem motor yağını dolduralım hem de sizlerle asfalt edelim. Değerli dostlar, yaklaşık saat 3'te kartelin montajını gerçekleştirdik ve toplam şu an saat 9.30 oldu. Hemen hemen 6 saat, 6.5 saat, doğru mu abi? Evet. 6-6.5 saat sıvı contamız dondu, kemik gibi oldu. İnşallah da kaçırmayacak Allah izin verirse. Aracımızın fren yağı, benzin filtresi, efendime söyleyeyim, periyodik bakım, hepsini tamamladık. Şimdi aracımız yaklaşık bir 15-20 dakika, yarım saat çalışacak. Sonrasında antifriz değişim işlemi olacak. Tabii ki ilk olarak teste çıkacağız. Hortuma baktın mı? Değmiyor değil mi? Kaputa, tamam. Hadi kaldırabilirsin. Şu an saat 10'a geliyor. Bu aracımızı da inşallah teslim edeceğiz. Bugün yoğunluk. Cumartesi günleri yoğun. Fakat aracımız Kartal'a gidecek. Dolayısıyla müsait de olamıyor. Hem de uzun yoldan geliyor. Normal şartlarda bu tarz işlerin yapılması için araç kalması gerekiyor ama şu an gerçekten aracın kullanılması gerekiyor. Acil durumlar var. O yüzden biz de yardımcı olduk. İnşallah yağ kaçırmaz ve
Müşterimiz de gönül rahatlığıyla kullanır. Şimdi yağımızı dolduruyoruz. Sonrasında birazdan marşa basacağız. Seat Ibiza aracımızın son olarak antifriz değişim işçiliği oldu. Değerli dostlar, aracımızın periyodik bakımını, yakıt filtresi, aynı şekilde fren sıvı değişimi, motor yağı bakımı, kartel, yağ kaçak onarımı hepsini hallettik. Saat şu an 11'e geliyor ve araç buraya sabahleyin 9 civarı ulaştı. Kartal'dan geldi müşterimiz ve çok şükür aracımızı hallettik. Antifriz son olarak değişti. Aracımızı kendisi kullanacak müşterimiz. Bir iki şikayet daha var. Onlara da ilerleyen zamanlarda bakacağız ama ilk olarak motor yağ kaçağı kontrolü yapılacak. Kendisi kontrolde kalacak daha doğrusu. Ve aynı şekilde aksın olan bölümü kontrolde kalacak. Vites 5'te bir vuruntu var. Onu bir kontrol edeceğiz aslında. Fakat şu an gerçekten zaman çok ilerledi. Biliyorsunuz saat 10'dan sonra yasak var ama neredeyse 10.30 oldu saat. Seyahat videosundan sizlere hayırlı geceler diliyorum artık. Gece oldu neredeyse. Diğer videolarda görüşmek üzere. Değerli dostlar, bizlere destek olmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun dostlar.